Cumartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla tekrar sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hastalık hastalığı nedir? Hastalık hastalığı nedir? Kişinin vücudundaki bazı semptomları kendi kendine yorumlamaya çalışması, yanlış yorumlaması, basit problemleri abartması ve sürekli kendisiyle ilgili, kendi içine yönelik ağır bir hastalığı olduğu yönünde vehme kapılması. Zaten bunun bir diğer adı da ehvamlı olmak yani. Latince adı hipokondriyazis. Hipokondriyazis veya hastalık hastalığı. Kişi sürekli basit bir hastalığı olsa, ağır bir hastalığı varmış gibi o konuda araştırma yapar, inceleme yapar, dergiler okur, kitaplar okur. Doktor dolaşır, her doktora gider. Eğer doktor bir ilaç verirse ve doktor ilacı değiştirirse, nedenin için değiştirdiğini araştırır, şüphecidir, inanmaz. Bir sürü test yaptırır. Test sonuçlarından bir şey çıkmasa dahi doktora dese ki hiçbir şeyin yok. Bir iki hafta kafasını anca dinleyebilir, sonra tekrar basit bir rahatsızlığa, karın ağrısı, baş ağrısı, basit bir üşütme, gripte, bunun temelinde bir şey mi var diye tekrar araştırmalara başlar. Ve sürekli, bu da genellikle büyük bir aileyi geçindiriyorsa, büyük problemlerle yaşıyorsa, depresif bazı problemleri varsa, kişi bunun altından kalkamadı mı, yavaş yavaş iyice ağırlaşır. Ve zamanla kendisinden başka kimseyi düşünemez olur. Diğerlerinin problemleri ilgilendirmez. Böyle bir zatı muhterem Frankfurt'ta ne zaman karşılasam, nasılsın, iyi misin diyemeye cesaret edemiyordum. Çünkü nasılsın, iyi misin desem bu başlıyordu. Ya şu hastalığımdan dolayı doktora gittim, bir şey bulamadım ama yine buna rağmen böyle bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle şöyle bir araştırma yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım. Bunun belirtileri şudur, budur diye anlatıyordu. Bir bakıyorsun prostatı olduğunu söylüyordu. Ona karşı Paraguay'dan maka andina getiriyor. Hindistan'dan başka bir şey getiriyor. Çin'den kullanıyor. Sonra birkaç ay sonra diyor ki ya öyle bir hastalığım yokmuş diyor. Bende karaciğer yağlanması var herhalde diyor. Başlıyor karaciğerle ilgili. Araştırıyor. Karaciğer için ne gelir diyor. Beni görünce karaciğerle ilgili sorular soruyor. Ona tavsiye ediyorum. Şunu kullan. Sağdan soldan öğreniyor bir şeyler. Kullanıyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Karşılaştığım zaman artık cesaret edemiyorum. Nasılsın, iyi misin demeye. Başlıyor hastalık anlatmıyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Hep hastalıktan bahsediyor. Hastalık iyice kaptırmış. Sonunda ailesini ve çocuklarını da bıktırdı. Hanımı çocuklarını aldı gitti. Rahata erdi ailesi. Adamcağız şimdi tek başına hala hastalıklarıyla uğraşıyor. İşin içinden bir türlü çıkamadı. Bunun çözümü, bitkisel çözüm yolları nasıl peki? Sizin önerdiğiniz? Çok zor. Çünkü o kişi hasta olduğunu inanmıyor ki. Yani nasıl yani, psikolojik bir hastalık olduğunu inanmıyor. Hasta olduğunu biliyor ama diyor ki kendine göre yorumluyor. Kalp rahatsızlığı olduğunu, kanser rahatsızlığı olduğunu, ülser, gastrit vesaire başka rahatsızlığı olduğunu zannediyor. Psikolojik bir problemin olduğunu inanmıyor. Öyle bir rahatsızlıkta inanmıyor. Mesela bizim böyle bir genç bir hasta var. Bir bakıyorum, beni arıyor. Diyor ki, hocam sizin ürünlerle birlikte çörek otunu kullansam nasıl olur? Kullanabilirsin diyorum. Bir gün sonra tekrar arıyor. Sizin ürünlerin iş yerine giderken götürsem, bir şişeyle doldurup götürsem nasıl olur? Olabilir, problem değil diyorum. Bir gün sonra tekrar arıyor. Bir sabah, bir öğle, bir akşam arıyor. Konuşuyorum. Tekrar arıyor. Şöyle de durumum öyle oldu, böyle de durumum böyle oldu. İyi gelişme var ama şuna karşı da bir şey var mı? Vesaire. Sürekli vesvese. Sakin ol diyorum. Günde 10 defa mail atıyor. Şu soruyu cevaplar mısın lütfen, bu soruyu cevaplar mısın? Artık yoruldum yani. Dün sakin ol, hiçbir şey yok, problem yok, iyisin falan anlamıyor. Bazen günde 5 defa telefon etti oluyor. Ben yoğun olursam sekreter hanıma diyorum ki siz cevap verin artık, yoruldum ya. Aldığımı da telefon eline anlatıp duruyor. Şimdi bu hastalığı evhamlı olmak çok kötü bir şey. Ailede bireyleri canından bezdirir.
Yani bir toplantıya gideceksin, adam ne anlatıyor? Hastalık anlatıyor hep. Şöyledir, böyledir, böyledir. Sağdan giriyor, soldan çıkıyor. Tabii bu konularda biraz bilgisi olduğu için dergi, kitap, gazete, televizyon, sağlıkla ilgili her şeyi ilgileniyor. Biraz bilgisi olduğu için ne oluyor? Sürekli de o konuda araştırıyor. Ufak bir şeyde biraz karnı ağrısın. Acaba bağırsaklarında kanser mi var? O şüpheyle hareket ediyor. Sürekli onu araştırıyor. Veya biraz baş ağrısı, başında tümör mü var? Onu araştırıyor. Sürekli araştırıyor, sürekli araştırıyor. Ne kendisi rahat ediyor, ne ailesi, ne çevresi, kimseyi rahat bırakmıyor. Bizi de günde 4-5 defa arıyor ama şimdi iyileştim, şu rahatsızlığım iyi, bu rahatsızlığım iyi diyor. Yavaş yavaş bakalım inşallah 3-4 ay sonra iyileşecek. Böyle ağır vakalar var, hastalık. Bu basit gibi geliyor bize de. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların %10'unda var. %10 ne demek? 400 milyon insanın 40 milyonu hasta demek. Ve sürekli doktora gidiyorlar. Röntgen, MR, kan tahlili, idrar tahlili, tahlil. Türkiye'de de aynı yavaş yavaş. Neden kaynaklanıyor? Sağlıksız besleniyor kişilerin. Spor yapmıyor. Kafa çalışmıyor. Beden çalışmıyor. Mekanizma bozuluyor. Sistem bozuluyor. Yavaş yavaş depresif rahatsızlar başlıyor. Çözümü var mı? Var. Her derdin bir çözümü var. Tedavi edilebilir. Başta sarı kantoron forte. Sarı kantoron tiskin edici. Sakinleştirici. Beyindeki serotonin hormonu salgılanmasını artırıcı. Dopamin hormonu salgılanmasını artırıcı. Noradrenalin hormonu salgılanmasını artırıcı. Bu tür insanları bir işle meşgul ettirmek gerekir. İşle meşgul olmasa sürekli çevreyi rahatsız ettiği için çekilmez olur. Tedavisi mümkün. Zamanla yavaş yavaş tedavi edilebilir.